Star Trek, Up to Long Leather bölümü. Bu bölüm ilginç bir bölüm. Bu bölüm e, <laughs> demin aslında biz arada konuşuyorduk. E, Sungur çok doğru bir şey dedi. Ya dedi borklar dedi bir şeyler dedi. E, abi ne yaptı şimdi? Abi kimde köylüler? <laughs> İrlandalılar, dansçı kızlar. <gülüyor> yani <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> işler bir anda karıştı yine. <laughs> abi şöyle Amerika'da arada bir Samaritan's sinir bölümü var. Samaritan's sinir neşeli bir bölüm ama yani bence bir Abdullah ya da QHU kadar öne çıkan bir bölüm olmadığı için onu atlayalım vakitten kazanan dedik. Samarita Snare'i bizle beraber takip ediyorsanız ve tuhaf şekilde izlemediyseniz Samarita Snare'da böyle aptal görünümlü bir grup yaratık. E, meğer o kadar da aptal değillermiş ama daha zeki ırklardan teknolojileri çalarak hayatta kalmaya çalışıyorlarmış. Bir takım olaylar oluyor. Ekip onlardan kurtuluyor diyelim. Çok uzatmayalım ama şu an şöyle bir durum var. Yani burada QHU bölümü var. Hakikaten böyle Star Trek Next Generation'ın sayılı bölümlerinden. Burada Samaritan var. Fena bir bölüm değil. Burada up the long var. Up the long gerçekten ne, ne açıdan ne gözle değerlendireceğim bilmiyorum çünkü yani next generation enterprise'a bir anda bir grup İrlandalı köylü geliyor ellerinde tavuk <laughs> ve damuzlarıyla beraber ve böyle uy haçen uy falan gibi böyle bu tarz mizah var yani bölüm boyunca. Ula ula Şaban oraya mı sıçtın falan tarzı muhabbetler dönüyor böyle bir şeyler dönüyor <laughs> anladın mı? Şaban'la Aksa'nın ne alakaysa. ama neyse budur yani. Şimdi evet, İrlanda yani. Aksa'nı da yapamayacağım güzel. E, bu arada Ryker ekmek yiyor. Ee, güzel İrlanda ekmeği. Sweet, sweet Irish Baked Beans. Nice. Aynen. Ben bölümü hızlıca bir hatırlatayım istersen girişte. Ee, aslında <laughs> şey de komik oğlum. Worf'u Worf görüyoruz en başta. Kakası var gibi böyle. Abi, <laughs> midem yanıyor falan diyor. Öğreniyoruz ki kızamık olmuş. Çocuk <gülüyor> 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 çiçeği olmuş. Yazık. Neşe ilginç bir bölüm ya bu. Sonunda doğru, doğru ciddili şu tuhaf bir şekilde ama. Ha dur evet sonunda zaten evet. Civilization'a falan geliyordum konu. Konu, evet. konu başka yerlere gidiyor yani. Neyse oradan çıkıyoruz. Daha önce hiç almadıkları bir sinyal alıyorlar. Yani yıllar öncesinden, yüzyıllar öncesinden kalan çok eski hiç kullanılmayan. Has İrlanda sinyali. Aynen Has İrlanda sinyali alıyorlar. Neydi şey Ficus sektöründen geliyor. Ve European European Egomeni şeyi, sinyali alıyorlar. Ta 21. 22. yüzyılda kurulmuş. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir Avrupa ittifakı. Kafalar iyice karışıyor. O sırada işte Pulaski, Worf'la uğraşırken e, Riker ve Picard da e, pardon daha doğrusu Riker'da bu sinyalin e, nereden geldiğine bakmaya gittiğinde şunu görüyor ki bir grup İrlandalı e, ellerinde koyunlar, keçiler, tavuklar <laughs> ve samanlarıyla ki abi o çok komik değil miydi? Bunları bir yere atıyorlar. Her yer bir anda saman oluyor. <laughs> Deke koyuyorlar <ona> orası <laughs> saman oluyor çok çok güzel. Evet yani teleporter <laughs> özellikle samanları da alacak şekilde ayarlamaları biraz ilginç. O tam teleporter aldı da şeye bunları hangara kapatıyor. Aradan ya yani gün geçmiyor. 10 dakika geçiyor her yer saman olmuş yine. Böyle biri içeri girip devamlı saman saçıyor bunların gittiği yere. Tabii, tabii. Ya onlar biraz onların racial şeyleri gibi yani anladın mı? Hani geldikleri yere saman bırakıyorlar çok hızlı. Böyle o auraları var. Saman aurası var İrlandalı. Her köyde ben atıyor. Biraz daha. uzay İrlandalıları İl uzay köylülerinde. Saman aurası geliştirmişler. Sab Subs, natural kortekslerinden etrafa <laughs> savan sentezliyorlar havadan. Sonra görüyoruz ki bunların Danilo Odel diye bir abimiz var başlarında. Has irlandalı. Diyor kızım var kızımla evlenir misiniz falan diyor. Biz de dur, dur lan ne oluyor falan derken Ryker falan gülüyor. Sonra kadını bir görüyor. Sanırım ben de öyle oldum bu arada. Ryker gibi oldum ekranın başında. ne falan diyorum. <laughs> Uy! Uy! <dedim. Oy. gülüyor> Ondan sonra bölüm başlıyor. Ben vallahi hakikaten orada şey ilginçti yani. Çünkü abi neyse dur bir sürü şey konuşacağım bölümle ilgili. Bu bölüm hakikaten böyle şey bir bölüm ya. Çok ilginç bir bölüm. Bölümün başında efendim şey mesela çok ilginç bir konu. Senin dediğin gibi Worf'un kızamık olması. Kızama bozulunca da Doktor Pulaski'nin gel brom bir çay içelim. Klingon çay seremonisi falan evet, filan demesi. <laughs> Ki Klingon çay seremonisi de inanılmaz uydurma bir şey. Ya yani şöyle inanılmaz uydurma Ölüyorsun bir şey. Ölüyorsun falan. Ya, ya onu geç de. Klingon çay seremonisi ne lan? Daha iki bölüm, üç bölüm önce milletin ardına elektrik çubukları ee diye bandırıp böyle birbirlerini tokatlayan bir medeniyetten bahsediyoruz. Çay seremonisi dediğin Çin olsun, Japonya olsun böyle minnak anladın mı? Pitik, e tabii. Pitik. İngiliz belki. Yani ya sakin olacağım falan. Gerçi İngilizler, Japonlar da ne kadar insanlık suçu işlemiş. Şimdi düşününce belki de çok mantıklı. Kendilerini medeni taklidi yapıp sonra... Yok abi Klingonlar birbirlerine bile medeni taklidi yapmıyorlar. Ya çay seremonisi biraz medeniyet taklidini gerektiriyor bence. Böyle bir gönderme düşünmüşlerdir cidden ha. Bak bunu düşündülerse çok takdir ederim Star Trek yazarlarını. Çok Sanırım çok, çok medeni. Üç bölüm, üç bölüm önce Ryker'la babası da çünkü Haram Bey falan diye bir tuhaf bir evet dövüş yani. stiliyle dövüşüyorlardı. O da böyle yalandan Japon <laughs> uydurma bir şeydi ya. Egzotik mi yapıştır Brom? Yani şimdi abi 80'lerdeyiz ve 80'lerde uzak doğu doyucu... Çok egzotik gözüküyor. Klingon çay seremonisi yerine ben olsam klingon bıçak dansı koyardım yani kesinlikle. Var ya böyle adamı kesen ben, babamı kesen ben. <laughs> Çocuklar böyle çal keke çal falan diye dans ediyorlar. Biraz da öyle bir medeniyet gibi geldiler yani. Kelebek çeviriyordu. Ama şey ilginç bak. Pulaski daha bu sezonun başlarında diğer ırklara biraz xenofobik datayı sevmiyorum. Bay Ryker <laughs> klingon gemisine bir gidiyorsun? Bok yiyorsun biraderen çünkü hakikaten Sol falan yiyordu ya Riker gemiye Evet, gitti. evet evet. derken bu bölümde Worf artık kanı ısınmış ne olduysa gel beraber bir çay içelim deyip kendisi de antidotunu alarak çayını içiyor. Dedim ne delikanlı kadınmışın ya. Antidot basarak zehir içmek de Oğlum gaz ha. Ben de içeceğim şak falan diye koydu böyle. Yani. Ya. <laughs> Sonra köylüler geliyor tabii. Köylüler geldiği andan itibaren ben hemen böyle Ahmet Kural, Murat Çimşir mi? Onun ikisi canlanıyor benim gözümde bütün bu bölüm boyunca. Böyle <laughs> Ahmet Kural'ın kafaya kel plastik makyajı yaptı bir tane dizi filmi var bir şey var ya o diğeri galiba ya, Ahmet Kural mı? Ama hepsini karıştırıyorum bilmiyorum böyle işte hani böyle halay çekiyorlar Ay, arkaya evet. doğru Düğün dernek mi anladın mı? o, o, o tat da geliyor bölüm oradan sonra bana <laughs> çünkü ya, ya muhtarın kızı var kanka muhtarın kızı geliyor diyor ki uy diyor haçen diyor Ryker başkanım diyor şu ayacıklarımı yıkayacak birisi bulamadım da diyor bir gösteriyor ayakları yerine Üst bedeninin belli bir kısmını ben de dahil, Ryker'da dahil, zannedersem darsam sen de dahil erkek millet evet, olarak evet. bir anda böyle oluyoruz. Uş, halis <laughs> Çok <köy İrlandası> oluyoruz. <laughs> Bunlar çok ilginç durumlar ya. Yani Star Trek'te ben böyle şeyler yaşamayı beklemiyordum yani. Evet abi ya. Brenna o deli görünce böyle oldum. Ay falan diye. Riker'da öyle oluyor zaten ya. Yani. Kaptan tabii tabii. siz gidin ben bir şey yapayım bir konuşayım ben. <laughs> Ben bir köşeleri bir alayım kaptan. Buralar böyle kalmasın falan. <laughs> Şakal ya. Yerleri falan temizliyorum hemen. Bu kadar da <laughs> daha demin. <laughs> ben kaptanım ha iş hayırlısı falan derken baba böyle yerden sağa falan topluyor. Yani flörtün de hakikaten yardımcı kaptan bakar mısın? Ayaklarımı yıkayacak bir yer bulamadımdan çıkması. Bir de yani hani şey gibi. Şu güğümleri bir taşıyı verelim falan tarzı. Hani böyle inanılmaz Köy bir flört yani şey gibi değil hani aa işte yıldızlar da sizin kadar güzel nebula gibi patlayacağım sana filan tarzı. Uzay, uzay <laughs> uzay gibi <laughs> patlayacağım sana. Uzay flörtü yok yani. Baya köy flörtü var. <laughs> Çeşmemden su çekmek ister misin güllefistanını yırtarım. <laughs> falan oluyor böyle. Güğümlerini taşıyan mı yavrum falan oluyor. <laughs> Abi, olmaz böyle bu ya. Herkesler <laughs> Ben vallahi İrlandalı kızın bir noktada dam üstünde un elemesini bekliyordum ama un elemedi yani ne yazık ki. ya <laughs> abi ya. zaten İbrahim Tatlıses klibi gibi oldu. <laughs> Oğlum bölüm öyle bir başlıyor ki şimdi burada şey alıyorsun böyle işte böyle lan komiklikler şakalar bir noktada o kadar ahlaki sorgulamalara gelecek ki zaten şimdi Aa, evet ya evet o... o, nedir yani dur yani bu bir şeyden daha bahsedeceğim Böyle viski kullanmayı öğreniyorlar adamlar hemen. Uy Hacan buraya basınca viski mi çeliği daha filan diyor şu köylüler falan. Evet, evet. Abla geliyor yine. İçiriyorsunuz bey baba bey baba mı falan filan diyor. Ne bileyim Worf geliyor. Ablacığım ne güzel çektin çevirdin buraları derken bir anda bambaşka bir koloniye denk geliyorlar. Bu kolonide meğer herkes kulon. Evet aslında konu şuymuş zamanında bunlar yok olacak ya yani yok olmayı engellemek için aslında iki farklı ekip yola çıkıyorlar. İkisi farklı yer, yönlere gidiyor. Biri Mal Maluskiler, Maluskiler, Malikosalar pardon yanlış söyledim. <laughs> Öbürü de Daniel Od Od Odel'in tayfası, köylüler vesaire. Abi işte bundan sonrası çok sıkıntı. Zaten Malikosaları bulup da işte oradaki başkanla Wilson Granger'la tanışınca ve oradaki koloni yapısının e, klonlardan oluştuğunu öğrenince e, işler karışıyor. Orada da bir ahlaki sorgulama başlıyor. Bir diğer taraf diyor ki hani kızımı al, çoğalalım. Şimdi bu Hı -hı. bugünün bugün uygulanan hala Türkiye'de görücü usul dediğimiz yapıda da uygulansa da artık çok e, ilkel bir şey yani. yani insanların birbirini tanımadan e, evleniyor olması gayet ilkel bir durum. E, diğer tarafta da ama klon var. Klon ne kadar ahlaki bir şey? Çünkü devamlı genetik yapı bozuluyor bozulduğu için artık bir noktadan sonra bu klonları yapamayacaklarını anlıyorlar. Ve diyorlar ki Adamlar siz... Adamlar 5 kişiyle medeniyet kurmuş ha 5 kişi baya. Aynen. Diyor ki bize şey verin hücre verin. Yani aslında genini istiyor. As bir fark yok. Temelde baktığında biri öbürü de gen havuzunu genişletmek istiyor. Öbürü de gen havuzunu genişletmek istiyor. Yöntem çok farklı. Ve bunun tam ortasında da bizim ekip var. Enterprise, Riker, Picard ve diğerleri. Ve aslında işte Riker diğer medeniyet gelince, Mali, gelince oraya gidiyor ve bunlar uyutup zorla hücrelerini alıyorlar, dokularını alıyorlar. Sonra da Laforge uyanıyor diyor ki ha bunlar bize yalan söylüyor. Burada bir sakatlık var diyor ve olaylar oradan devam ediyor. Ya dizinin bu bu kadar komik bir tondan girip böyle bir tona evrilmesi normal bir şeyde <laughs> görsem bir filmde mesela geçen casizliği konuştuk. Normalde sevmediğim bir şey ama o kadar e, bağlamı tutuyor ki bunun. Çünkü e, bağlam aslında dünyadaki yaşam çeşitliliğini gösteriyor bize. O yüzden çok dengelemişler konuyu. Yani bir taraf çok uç. Köylüler dans ediyor. Öbür taraf böyle biz dünya koloni falan. Ama ikimizin evet, evet. bir araya gelmesi yani Son lazım. Döngümüz bozuldu diye Ryker'la şeyin genetik materyallerini çalıp onları da kullanmaya kalkışıyorlar mesela. Aynen işte. Ona ee... da laforca engelliyor sağ olsun. Ve hemen orada ahlaki bir tartışma söz konusu. Yani aslında Riker, Pulaski, hiçbiri klonlarını vermek istemiyor şeye. Evet. E, karşı tarafa. Çünkü hani benim özlüğüm bozulacak. Yani benim dünya evrende tek olmam bozulacak diyorlar. O da çok ilginç bir konu. Ya ben olsam verirdim lan ne olacak orada benim bir klonum olmuş olmamış çok mu fark eder diye düşünüyorum ama gerçi bir tane de klon yapmıyorlar anasını satayım. 100 tane klon yapıyorlar koca ırk oluyorsun yani sen. Bir ya. medeniyetin %50'si senden oluşuyor yani. tancanlar diyar oluyor böyle <laughs> sadece. Ama Ryker orada güzel bir şey diyor aslında Ryker olarak söylüyor da işte bir tane Ryker uniktir diyor yani o Ryker'dır <laughs> ve onun birinci kararları alır onu uygular. Şimdi sen bin tane Ryker yaparsan herkes Ryker olacak ama orada şunu demiyor seyirci yanlış anlayabilir belki o kısmı hani ben çok iyiyim ve yani ben tek olmalıyım gibi değil bu. Yani çeşitlilik olmalı farklılık olmalı farklı görüş çıkmalı farklı hareket etmelisiniz farklı bir şeyler yaşamak için o çeşitliliği sağlamanız, gen havuzunuzu çeşitlendirmeniz lazım. Zaten doktor da bunu iyi açıklıyor. Yani gen gittikçe bozuluyor sen klonladıkça. Aslında sağlıksız da bu. Ve o yüzden de senin o gen havuzunu geniş tutman lazım. İşte burada şey sorgulamasına giriyoruz zaten. Ee, hani şeyde gelince, mal, şey başkanı da gelince onların ve o derleri görünce bunları nasıl entegre edeceğiz? Bu ne böyle falan hani bunlar köylü köylü falan diye deliriyor. Aslında bu yine günümüzün en büyük sorunlarından biri şu anda. Hani toplumların entegre olması, sınırların açılması, Avrupa Birliği, dünyadaki globalleşme falan, oradaki halkların, göçmenlerin entegre olması vesaire. Oradan da şak diye bugünü bize hatırlatıyor yine Star Trek sağ olsun. <laughs> e, ve şey çok ilginç yani. Teknolojik olarak çok 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 gelişmiş bir medeniyet ama sadece 5 kişiden oluşuyor. Evet. Teknolojik olarak zerre gelişmemiş bir grup insanla sevişecekler ve üreyecekler. Yani bölümün sonu şeyde bitiyor baya. Hadi üreyin falan. Yani böyle şey bölümün bittiği yerde çok iyi yani. Yani çok ben şey oldum lan nasıl olacak lan o iş? Yani ben bunların maceralarını izlemek isterdim yani. Abi Tümü 5 beş tane bilim insandan oluşan bir, bir, grup bir gezegen insan. Bir kolonide olsa insan. Öbür tarafta da bir koloni köylü. Mesela kız istemeye mi gidilecek? Kız isteyeceksin. Anladın mı? Kimi kimden isteyeceksin? O onun kulunu. Babası ne diyor diyecek düğünde diyecek. Babası yok abi kulunu onun falan diyecek. Ya da şey mi olacak? Sen bir kulon olarak bu kızla seviştin bugün. Üç gün sonra öteki kulon gelse tanımayacaksın. Belki o onun koynuna girecek. Uy ben seni ötekisi zannettim falan. Bir de böyle namus cinayetleri. O onun kulonunu vuracak. O diyecek dur benim kulonumu vurma. Bu arada Maripozalılar diyecek ki biz diyecek şu köylü kızı çok beğendik. Onun genavuzu çok iyi. Onu kulonlayıp onunla full sevişeceğiz falan. Ve ahlaki olarak böyle... E, çok zor. Yani... Ya. Bugün yapsan dayak yersin. Çok tehlikeli. <laughs> Hayır yani üstüne çok konuşulacak bir şey. Gerçekten bu bölümde bu maripozalılarla İrlandalılar arasında geçecek olan muhabbetin devamından ben dizi çıkarırım. Çünkü o kadar fazla olay yaşanır ki. Düşünsene bir taraf bilimsel olarak çok gelişmiş durumda öteki tarafta üreme çağında genç bir sürü insan var. Yani bir tarafın diğer tarafın manipüle edeceği o kadar belli ki yani maripozalıların mesela atıyorum işte Ryker'ın seviştiği kız ekipteki en güzel kız olsun. Ondan 40 tane klon çıkarıp ondan üremeyecekleri belli değil ki. Bir de hiçbir şeyin sözü yok aslında yani. Evet. Evet genetik çıkacak işin sonunda ama e, bence bana çok yani bu bölümün devamında yaşanacak şeyler çok dark geliyor. Anladın mı? Yani böyle çok tuhaf hikayeler çıkabilirmiş ortaya gibi hissediyorum. Ya orada çok haklısın. Tabi onun sözü yok ama tabi temelde şunu diyor yani 5 kişi var. Bu 5 erkek hani temel klon olmayan 5 erkek ve üremen lazım hani kibarca. Ve... Ya erkek değil hepsi galiba bu arada. Yok. hepsi erkek mi? Yok şey diyor hepsi Her erkek. Da vardı vardı da şeyden e, diyorlar yeni genetik çeşitlilik en az 5 er, farklı erkekle üremen lazım diye. Üreme hmm. oderesi. O da diyor ki ben iyi olmayı istemedim. Siz bana bu görev veriyorsunuz. Ha yani. evet 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 işte aynen onu diyorum. Yani aynen. böyle ya. bir zoraki klonum falan gibi bir wattpad hikayesinin ilk adımları atılmış <laughs> ama <Zoraki> bir klon. <gülüyor> 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 Mafyanın klonu. Mafyanın yani. Mafyanı Çünkü gibi. abi adamlar iyi insanlar değil ha. İki dakika bir ziyarete gidiyor Pulaski'ler Aykır. Hemen genetiklerini çalıp hemen de yarısını kullanıyorlar. Hızlı da kullanıyorlar ha. Öyle öyle. E, klonlama öyle. Zaten ondan vazgeçmeli lazım. Zaten bitecek. Klonlayamayacaklar bu arada. Aslında ellerinde artık yeni hücre yok ama dediğin gibi bunlardan hücre alıp klonlamayacaklarını nasıl engelleyecekler? Çok güçlüler. Onu herhalde Picard ve ekibi orada kuracak ya da belki de oraya bir görevi bırakacaklar. Orayı çok açıklamıyor. Ama evet sorun şu ee, mesela i̇şte o yüzden ben bu kolonide yaşanacakların devamından dizi çekerdim yani çünkü şey çok ilginç oğlum şimdi mesela köylüler gitti oraya köylü de cahil diyecek ki atıyorum babası ölecek uy diyecek haçen bilim adamcıyım bubam öldü şunu bir kullanmayın da diyecek ölmesin bu bey bubam diyecek e, okey kullanalım diye edecek adam diyecek. İşte ya da kullanamayalım diyecek o işte. sefer köylü diyecek ki uy haçen 5 nesildir anamızdan babamızdan üreysiniz neden işte şimdi benim babamı diriltmeye gelince kullanılamıyorsunuz daha diyecek. Çekecek silah yani. bağım bilim adamlarından birini vuracak. Onlar da diyecek ki uy uy diyecek. <laughs> İnanılmaz şeyler yaşayacak. Bunun üzerinden dizi çıkartabiliriz belki. İki sezon, üç sezon çıkarırsın hem de yani. Her bölüm farklı bir şey olabilir. Çünkü kültürel fark, şey farkı ve burada gerçekten benim çok daha endişeleneceğim şey köylüden arada sıkılınca bilim insanlarını vurması değil. Aksine bilim insanlarının iki dakikada Ryker'ı bayıltıp klonlayacak kadar desperate ve böyle tuhaf şeyler yapmaya açık adamların e, ya sadece üremek için klon üretmelerinin de engelleyen bir şey yok. Yani. Bunlar ya insan evet. suçu mu federasyon suçu mu anladın mı? Çünkü bir tane klon üret yetişkin bir kadın. Kapat bir odaya. Her gün girsin başkası başka bir olay yapsın. 9 ayda bir üret üret. Ölünce tekrar üret. Anladın mı? Böyle karanlık bilim kurgu eseri de çok okumuş birisi olarak böyle yani ben o olsam oraya bir eli silahlı denetçi çok rahat bırakırdım yani. Federasyonun kabul etmeyeceği şeyler yaşanabilir gibi oralarda yani. Çünkü şey de var. E, Malikosalılar diyor ki hani biz artık cinselliği öyle hani istemiyoruz zaten. Hani bize tiksiz hmm. bir şey gibi geliyor. O yüzden de kullanmıyoruz diyor. Bir kere zaten onun için önce bir ikna yani zihinlerin değişmesi lazım. Hani bayağı cinsel eğitime falan girecekler yani öyle bir diyor. Yani muhtemelen başında birisi kalıyordur. Kalmak zorunda yoksa İnşallah. Çünkü olmaz. zor bir şey. Artı... Böyle şey falan yaparlarmış ya abi çünkü ikinci Dünya Savaşı dönemlerinde falan böyle üstün insan yapalım üreme deneyleri falan filan internette yazılır evet. ya böyle bir takım tatsız şeyler. Bilim insanları da çünkü her zaman iyi bir şeyler yapmıyor yani. Yok ama bunun ben çıkış noktasını biraz daha şey gibi düşündüm. Sapiens de bunu anlatıyordu. İşte Hı -hı. E, tarih öncesi o klanlarda e, toplu yaşıyorlar. Mesela 50 kişi yaşıyor. Kadınlar var, erkekler var. Çocuk klanın çocuğu. Çocuğun kimden olduğu belli de değil ve bunun ahlaki bir sınır ya da sorgulaması yok. Çünkü bir evlilik diye bir şey yok. Onun için de herkes takılıyor. Ee, eğer dışarıdan birisi gelip de müdahale ederse sıkıntı başlıyor. Yani klan yaşamını aslında Tabii. oluşturmaları lazım. Biraz aslında insanlığın tarihi gelişimine de bir e, burada mesajı çakmışlar ama dediğin konularda doğru işte burada aslında ben şeyi beklerdim. Birazcık o detaylara girmelerini isterdim. Yani biz bunu yürüteceğiz ama bakın işte siz de şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Yok, onu çok düşünmemişler. Burada biraz daha aslında şeyi eleştirmişler. Daha gelişmiş bir ülkeye, daha az gelişmiş bir ülkeden evet. gelen göçmenlere yapılan kötü muamele. Ama aslında onların faydalı olması. İşte Meksika duvarını yapacağız. İşte Suriyeliler gelmesin falan gibi bugün de konuşulan meseleler. O günlerde de konuşuyormuş. Zaten şey, yani bölümün yazarı falan da diyor. Biz diyor biraz daha... ...göçmen meselesini ele almaya çalıştık aynen, diyor. O belli, aynen. o belli. Yani Bu, nice o göçmen gibi. meselesi güzel de işte bir grup... ...manyak kuloncu bilim adamının elinde bir grup köylüyü... ...ben olsam emanet etmeyebilirim. Bilmiyorum. Orada da şey dengesi biraz bozuk ha. Yani e, şey diye bağlıyor. Bak hadi şu dönem için daha da dengesiz. İşte bir taraf akıllı, zeki... ...mühendis. Diğer taraf diyor ki... ...biz çalışkanız, hızlı öğreniriz. Her iş elimizden gelir. Hani... Ya bizden zeki adam çıkmaz ama ayak işinizi yaparız gibi bir şeye geliyor. O biraz olayı ya, yakalayamaz. Yani esmerler garsonluk yapacağı geliyor yine yani. Evet. İşte biraz şey. Ee, şey, şey. e, Okey. Hani anladım güzel bir niyette çıkmışız diyorlar ama etrafında düşünülmemiş çok parça var bu bölümün. E, yine de o babacığımdan bir anda böyle biyolojik çeşitlilik için beş erkekle yatacaksın <laughs> falan gibi bölüm. Allah, karanlık ya. bir yere gitmesi. Çok da karanlık bir yere gitmiyor bölümde ama hemen de gidebileceğin işaretlerini vererek kapatıyor bölümü. Bir başka detay The Endless Space diye bir tane oyunumuz var. Burada Horatio diye bir tane ırk var abi. Hı hı. Bu Horatio ırkı tek bir adamdan oluşuyor sadece. Ha. Herif sürekli kendini kullanıyor her şey için. Horatio var. Böyle hı. bir ırk var mesela. Ve çok ilginç. Şimdi ben de şey söyleyeceğim. Game of Thrones'ta da zaten e, duvarın ötesinde böyle bir karakterimiz vardı. Şu an adını hatırlayamadım adamın da. E, bir sürü yani bir kadınla başlayıp kadınla ondan doğan kızları hepsini o klonluyor yani. <laughs> klonluyor dedim ürüyor. Ve orada böyle çok büyük bir çocuk ve kadın şeyi oluşturmuş durumda. Erkekleri de şeylere teslim ediyor işte. Duvarın ötesindekileri teslim ediyordu. Bu herhalde bu mantık işte şey. Üreme sorgulaması bu. Çeşitlilik ve temelde işte Adem ve Havva'ya giden süreç hep böyle sorgulanıyor ama tabi bu dönemin insani Ahlaki yargılarından uzak kalıyor bunlar. Orada biraz kopuyorlar. Zaten işte biraz bizim ahlaki yargılarımızdan uzak örnekler görmeliyiz ki evet. biz de bazen düşünelim. Yani bakma bu bölüm bile biraz böyle uy muy köy falan. Ama benim dediğim açılardan düşündüğün zaman biraz böyle ulan aslında dedirtiyor. Ki bence dediğim gibi hep söylüyorum. iyi bir bilim kurgu bölümünün insana ulan aslında dedirtmesi lazım. O yüzden kıymetli bir bölüm. Aynen. Medeniyet nedir bile sorgulatıyor yani bize. Biraz öyle. Bu güzel bölümü de o zaman burada kapatıyoruz. Ee, bir sonraki bölümde muhtemelen The Emissary'i konuşacağız. O evet. Böl o bölüme kadar kendinize iyi bakın. Yine kanala abone olun. Çana tıklayın. Bölümlerde hızlıca gelecek bu hafta. Kendinize Ve iyi bakın. Bölümümüz War Falvet oluyor. Oo tamamdır. Güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.